الله. أمد. لأنه جناية على حق الله الخاص. الله الله ortak koşmak Allah hakkına nedir? Taaddi etmek. Yani Allah hakkını hiçe saymak. Birçok ayette وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Allah diyor, uyarıyor. Hem Kur'an yoluyla hem Resul yoluyla bunu uyarıyor ama buna aldırış etmeyenler ya cehaletlerinden dolayı Allah'a ortak koşuyor veyahut da kafir. Adam İslam dini kabul etmiyor. Ben inanıyorum ki namaz kılanlar bilmeyerek Allah'a ortak koşuyor. Yani hiçbir insan yoktur ki namaz kılacak hem de gidip bilerek Allah'a ortak koşacak. Ben öyle bir insan görmedim. Yani bilmiyorum. Öyle bir insan varsa aptaldır. Hakkınızı helal edin. Hem bunun şirk olduğunu bilecek hem de Allah'a ortak koşar. Öyle bir aptal insan yeryüzünde ne geldi ne gelecek. O açıdan şirk koşan olan bir kişi ya kafir olacak veyahut da cehaletinden dolayı Allah'a ortak koşar. Cehaletinden dolayı. Bazıları cehaleti mazeret kabul etmiyor. Hayır diyor. Cehalet mazerettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hücceti oluşturmuştur diyor. Hemen diyor. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Tıkır 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 insanları tekfir ediyorlar. Ne lan bu? Ne bu ya? Böyle tekfir etmek o kadar kolay mı? O kadar kolay mı ya? Ahmet Efendi, Mehmet Efendi, Mustafa Efendi kafirdir ben dedim. Ne kazandın? Ne kazandın? Allah Celle Celaluhu cennette bana köşk mü verecek? Yok. Yok. Vermeyeceğine göre neden Rabbim Tebareke ve Teala neden Allah'a bu şekilde yani insanları tekfir edip de şu şunu kafir diyeceğim? Neden? Üstelik de bu benim görevim değildir. Alimlerin görevidir ya. Bana ne ya? Kim tekfir edecekse etsin. Ama deriz ki bu adamın yapmış olduğu şirktir, küfürdür. Benim görevim bitti. Ama adamı tekfir etmek vallahi benim görevim değildir. İlim talebelerin görevi değildir. Avam insanların, ilme yeni başlayanların görevi değildir. Rabbani alimlerin görevidir. Errasihune fil ilmi, ilimde derinleşmiş olan insanların görevidir bu. Tekfir etmek öyle kolay değil. يقول صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بهم أحدهما Her kim Müslüman kardeşine ey kafir derse o söz döner 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 eğer o kişi kafir değilse kendisi kafir olur. Ya Allah için sırf oy kullandığım için bazı kişilere verdim Müslümanlara faydalı olacak diye beni tekfir ettiler. Vay kafir vay zındık niçin? Demokrasiye evet dedim. Ya ben demokrasi evet deyince benim oyum Allah'ın şeriatından, Allah'ın kanunlarından üstün müdür mü dedim. Öyle bir niyetim var. Yani var mı? Öyle bir aptal, öyle bir avalak insan bulamazsın. Bu adam Müslümanlara faydalı olacak diye ben oyumu verdim. Kafir mi oluyorum? Ya adama dedim ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah söylüyorum. Bana diyor ki tız. Ola. Eûzü billah şimdi ne diyeceksin? Tız diyor. Yani hadi orada diyor. Sen kafirsin bitti. Yani o kafir demek demen kafir mi oldu? Kardeşlerim. İlim cahillerin eline geçerse işte olacağı bu. Tekfir meselesi dediğimiz gibi alimlerin meselesidir. Şu an gençlik almış elini gitmiş. Geçenlerde bir yere uğradım. Hocam diyor sen hem tevhid anlatıyorsun hem de gidip demokrasiye evet diyorsun. Bu çelişkidir. Bu dinle, izanla, tevhidle bağlaşmaz diyor. Tabii ki anlattım. Anlamıyor. Yani bana kafir demedi o. Bana kafir demedi. Ama neler demedi? Neler demedi? O açıdan
Allah tebareke ve teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerinde bu tür insanlar Allah'a iftira ettikleri zaman ve insanlar tekfir ettiği zaman ebedi bir şekilde cehennemde kalacağını müjdeliyor. Niçin? Çünkü Müslüman olan bir kardeşi tekfir ederse kendisi kafir olur. Adama ben diyorum ki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Adam bana diyor ki tuz. La La ilahe illallah. Bu sözü de nereden buldu ki? Adama tuz diyor. Ya adam öldü gitti. Allah rahmet etsin. Yani hakkım helal olsun. Öldü gitti. Yani ne diyeceksin? Cahildir. Hatta ne dedi biliyor musunuz? Sen Putin'sin. Sen George Bush'sun. Sen Bashar el-Esed'sin dedi. Hiçbir farkın yok. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ona baktım böyle güldüm. Şöyle baktım, baktım, baktım. Ne diyeceksin? Sustum. Ne? يَقُولُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاِذَا خَاطَبَكُمِ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Cahiller sizlerle konuştukları zaman selam deyin gidin. Anlamaz çünkü. Cahil. Cahil. O açıdan cehaletin ilacı ilimdir. Doğru ilimdir. Kur'an'dır, sünnettir. يَعْنِ كَمَا اَمَرْهُمْ رَبُّهُمْ وَاَخْبَرَهُمْ نَبِيُّهُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ yaşamalarıdır. Bu. Evet. İ'tida ala hakkillahi teala. Yani Allah'a ortak koşmak Allah'ın hakkına teaddi etmektir. Hani aşırı gitmektir. Ve leysel insan fihi hafzan nefs ve leysa şehve yuridul insan أن ينال المراد ولكنه الظلم ولهذا قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. Bakınız burada insanoğlu diyor nefsine hoş geldiğinden dolayı ve nefsi bu tür şeylere hoş geldiği için bunu bu şekilde ele alıyor. İlmi yok. Bazı kendi bildiği yani saygı duyduğu hocaları dinlemiş tekfirci ve bunlardan yani bazı şeyler almış ve nefsine hoş geldiği için adam da ilmi yok tekfir ediyor. Ve bu Allah katında en çirkin olan şeydir. يَقُولُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْمُتْ. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun veyahut da sussun diyor Allah'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya. İlmin varsa konuş. Yoksa sus. Lak sus da seni adam bilsinler. Adam saysınlar ya. Adam saysınlar ya.